Merhabalar. Geçen sefer veyahut da evvelsi sefer mübadeleden bahsetmiştim. Fakat bu o kadar önemli bir şey ki iki üç cümle tekrar bu konuda etmek ihtiyacı hissettim. Mübadele Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu yok oldu. Yerine Türkiye Cumhuriyeti geldi. Ve tabii savaşan Yunanlılar işgal etmeye kalkmışlardı. İzmir'e çıktılar oradan, ondan sonra denize döküldüler filan. Ondan sonra biz Yunanlılarla artık yaşayamayız. Yunanlılar da biz Türklerle yaşayamayız dediler. Çünkü bu Yunanlıların Anadolu işgali esnasında Yunanlılar çok vahşice davrandılar. Bu benim görüşüm değil. Raporlar öyle. Uluslararası raporlar bunu gösteriyor. Tabii genç bir devlet, daha devlet olamamış, daha 100 senelik. Ordusu böyle çete gibi, yağmacı, katil. Yani bizim ordunun yüzlerce senelik kurulmuş köklü adetleri yok. Bu vahşetin sonunda İki taraf da dedi ki bizim artık bir arada yaşamamız zor dedi. Ve Lozan'da 1923 civarı galiba 1 milyon tane Rum Anadolu'dan Yunanistan'a dönsün. 500 bin civarında da Türk Balkanlardan Anadolu'ya dönsün dediler. Bu bir insan icadı bu. Böyle bir şey yok dünyada. Benim bildiğim hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Yani birçok imparatorluk çöktü. Avusturya İmparatorluğu da çöktü. Kimse kalkıp da işte bunun içinde şunlar vardı, onlar gitsin de gelsin de takas edelim filan, değiş tokuş edelim demedi. Herkes yerinde kaldı. Rus İmparatorluğu da çöktü. Her tarafta oldu fakat bir sürü imparatorluklar yok oldu. Kimse kalkıp değiş tokuş edelim halklarımızı demedi. Çok zor bir iştir. Vatanını bırakıyorsun, her şeyini bırakıyorsun. Bambaşka bir yere gidiyorsun ve yeniden başlıyorsun. Bir küçük filmde, film diyorum, dans var. Onu da seyredelim. Hoşuma gidiyor. Dansçı sırt üstü merdivenleri çıkıyor. Yani bu yeniden hayatını bırakıp yeniden başka bir yerde yeni bir hayat kurmanın zorluğunu anlatıyor. Göçmenlerle falan anlayış göstermek lazım. Bence büyük bir icat. Yani herkes keşke bu olmamış olsaydı diyor. Ben birçok insandan duydum. Ya kimse böyle bir mübadele yapmamış. Biz nereden bu işi çıkarttık bilmem ne dedi. Ben tam aksini düşünüyorum. Kimse akıl edememiş bunu yapmayı. Bence çok iyi bir iş yaptık. Tabii mübadeleyi yapan dedelerimiz zor bir hayat yaşadılar. Ama biz rahat ettik. Yani bu iki toplumun ayrılması bence isabetli oldu. Bunun zorluğunu küçücük Kıbrıs'ta gördük. Yani bu aynı şey koca Anadolu'da olsaydı ne olurdu? Küçücük Kıbrıs'ta gördük. Hemen Yunanlılar organize oldular, silahlandılar. EOK diye, yani aynen bu PKK hikayesi gibi bir EOK kurdular. O EOK ile gittiler işte Türkleri kestiler. Çok da bağnazdırlar. Yani biz zannediyoruz ki çok dindarız filan. Dine biz bağnaz değiliz. Onlar bağnazdılar. O Ortodoks Kilisesi laik de değildir Yunanistan. Ortodoks Kilisesi hala Yunanistan'ı yönetir. Yani düşünün ki Cumhurbaşkanı olarak Yunanlılar Kıbrıs'ta Papaz Makarios'u seçtiler. Yani bir papaz. Papaz Cumhurbaşkanı olur mu? Yani ben şahsen iyi oldu, dedelerimiz bu sıkıntıya katlandılar. Biz de bu işten rahat ettik. Bu savaşma işi tabii yani insanlıkta var. Bunun mantıksız bir iş olduğunu herkes söylüyor ama anlaşılan bir zorunluluk oluyor ve savaşmak gerekiyor. Aslında tabii savaşmak en büyük ahlaksızlık. Yani bir yalan söylemenin yanında savaşıp karşılıklı birbirini öldürmek kadar rezillik olamaz. Ama zorunluluk bizi anlaşılan mecbur ediyor.
inanılmaz bir iş. Alman filozof Immanuel Kant 1795 senesinde savaş yasak edilsin diye bir teklifte bulundu. Ve yüz küsur sene sonra da bu teklif çok beğenildi. Paris'te büyük devletler burada buluştu 1928'de. Ve Kellogg-Briand Antlaşması diye bir antlaşma imzaladılar oturup. Ve burada savaşın yasak edilmesine karar verdiler müştereken. Tabii hiçbir işe yaramadı malum da. Dünyada güldü. Hiçbir yararı olmadı. Ben dedeme dedim ki ya bu hiç... Dedem buna kızmıştı bu konuşmayı bana. Dedi ki bu Kellogg-Briand anlaşması çok fasafiso bir iş demişti. Gereksiz bir iş demişti. Ben ona dedim ki ya zararı olmadı ki dedim. Bak oğlum dedi, zararı yoksa dikkat et dedi. Muhakkak gizli bir zararı vardır veyahut da faydası vardır. Yani ya faydası vardır ya zararı vardır. Biri yoksa öbürü vardır. Dikkat et dediğini de hatırlıyorum. Şimdi ahlaksızlık çok karışık bir iş. Mesela ahlaksızlığı önlemek için dünyada kanunlar yaratılıyor değil mi? Kanunların ana görevi bu. Ahlak dışı işleri önlemek için insanların yapmasını. İlk kanunların yapılışı zaten ahlaksızca. Şöyle anlatayım. İlk kanunlar ne zaman çıkıyor? İşte Hammurabi kanunları filan, Sümerler, şunlar bunlar. 5000 sene evvel, 7000 sene evvel filan. Niçin çıkmış kanunlar? Kanun çıkaranları korumak için. Yani devlet kendini korumak için kanun çıkarıyor. Kime karşı? Halka karşı. Şimdi bir terslik yok mu burada? Yani güçlü olan devlet, ordusu var, her şeyi var. Polisi var, şusu var. Vergi alıyor bilmem ne. Güçlü. Halk da işte küçük aileler, mahalleler filan. Onlara karşı kendini korumak için kanunlar çıkarıyor. Ve bu binlerce sene böyle gitti. Yani padişahlıkta da, krallıkta da, imparatorlukta da, diktatörlükte de hep devlet korundu halka karşı. Ta ki işte Rönesans'tan sonra uyanmalar başladı ve Fransız ihtilalinde bu iş ters döndü. Yani halk ayaklandı. Dedi ki ya bu ters bu iş. Kim kime koruyacak? Şimdi devlet olarak sizin beni korumanız lazım. Ben mi sizi koruyacağım? Olur mu böyle iş? Dedi halk ve o kadar kızdı ki senelerce sömürülmüş olmaya. Kalktı kralları ve kralın ailesini ve soyluları hepsini kesti. Papazları da kesti. Çünkü dedi ki sen bizi kandırdın dedi papazlara. Sanki bizi sömürme hakkını Tanrı'dan alıyormuş diye iddia ettin dedi. Bizi kandırdın dedi. Ayrıca da çok lüks bir hayat yaşıyorsunuz dedi. Bizim para vergilerimizle dedi. Papazları da kestiler. Ondan sonra tabii en büyük para kilisedeydi. En büyük zenginlik orasıydı. O parayla da büyük bir ordu kurdular Fransızlar. Başına da Napolyon'u koydular ve bütün komşu devletlerdeki kralları devirdiler ve oralara da demokrasi götürmeye çalıştılar. Ve ondan sonra tabii işte insan hakları beyannameleri, bildirgeleri filan oldu. Amerika'da da aynı şey oldu filan. Ve devletin görevi artık refah devleti oldu, sosyal devlet oldu. Devlet halka bakmakla mükellef oldu. Halkını iyi yaşamasına çalışmakla ve hizmet etmekle mükellef oldu. Tam tersiydi. Halk saraylara hizmet edecekti. Ve işte demokrasi böyle doğdu ama kanlı oldu biraz. Bu demokrasinin doğumu çok ilginç oldu. Yani sezaryen doğumu gibi bir iş. O kadar adam öldürdüler ki, o kadar adam kestiler ki Fransız ihtilalinde. Baktılar ki yani bu iş böyle. Kafanı eğ, kılıç vur, kafanı eğ, baltayla kes. Yok dar ağacı yapalım, ipi çekelim, boğazından asalım. Ya uzun iş bitmez. O kadar çok adam var ki öldürülecek. Giyotini icat etmişler. Bütün o günün ihtilal komitesi giyotin adında bir mühendise demişler ki bu iş böyle elle tek tek filan yani çok zaman alıyor, çok el tutuyor. Bir sürü adam kullanacağız, bir sürü iş.
Sen buna bir otomatik bir alet yap bize demişler. 1789. Bay Giyotin de bizim bildiğimiz giyotini yapmış. İnen çıkan böyle bir bıçak. Yani yarım otomatik. Yarım otomatik bir kelle kesme makinesi icat etmişler. Şimdi buraya kadar tarih. Şimdi benim bir de yorumum var. Çok ilginç buluyorum ben bu işi. Herkes diyor ki modern zamanlar sanayi devrimi. Sanayi devrimi işte İngiltere'de buhar makinesinin icadıyla filan başladı. Valla bence sanayi devrimi buhar makinesinden önce şu yarı otomatik kelle kesme makinesinin icadıyla başladı. Bence sanayi devrimi budur. Bize de uyuyor zaten. Yani insanlar bugünkü savaş sanayine de bakarsan filan. Yani en büyük gelişmeler, en büyük emek hep insan öldürmeye harcamış insanoğlu. Dolayısıyla sanayi devriminin de buhar makinesi gibi böyle masum bir icat için değil, daha böyle bize yakışan kelleleri böyle semi otomatik tak 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 doğramak için bir makinenin icat edilmesiyle başladı. Seri imalat. İşte orada seri imalat başlıyor. Ve verimlilik ilk defa ortaya çıkıyor. Yani verimsiz bir tek tek kesme işi yerine mekanize böyle bir daha yarım otomatik verimlilik. Ki verimlilik biliyorsunuz sanayinin tanrısı. Sanayinin anası babası verimlilik, rekabet. Kim daha verimliyse öbürüyle rekabet edecek falan. İşte Taylor verimlilik rakamlarla getiriyor. En büyük peygamberi verimliliğin Henry Ford seri imalat otomobil yapıyor. Model T yapıyor filan. Aslında demek ki bana sorarsanız sanayi devrimi Fransa'da başladı. Böyle yorumlar ben sizin gibi bir insanım. Şeyim yani tarihçi değilim. Dolayısıyla benim böyle yorum yapma hakkım var. Sizin de durup yorum bir şeye benzemiyor deme hakkınız var. Dolayısıyla sanayi devrimi de bu şekilde başladığını iddia edelim. Önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Osmanlı'nın çöküşünde niçin doğru yolu bulamadı Osmanlı? Osmanlı sonunda intihar etti. Ve yerine cumhuriyet kuruldu. Niye doğru yolu bulamadı? Her şeyi yapıyordu, görüyordu. Milletin gittiği yolu bir türlü kendisi o yolu doğru düz yapamadı. En çok kullanılan açıklama, ciltler yazıyorlar tabii ben birkaç dakikada bunu özetlemek zorundayım. Bir cilt konuşamam. Zaten kimse dinlemez. En çok söylenen işte halk çok cahildi. Halk çok cahildi. Şimdi benim görüşüm o değil. Bir ülkenin doğru yolu bulamaması halkın cahil olmasıyla ilgili değildir. Bunu ispat da edeceğim biraz sonra. Halkın doğru yolu veya yanlış yolu bulması o devletin veya o toplumun entelektüel sınıfıyla ilgilidir. Entelektüel sınıfı nedir? Entelektüel sınıfı araştıran ve düşünen, bu iki işi yapan insanlardır. Bütün ülkelerde var bu. Düşünüyor, araştırıyor, düşünüyor. Öyle bir sınıf var. Ve bu her meslek grubunda var. O yalnız medreselerde veya üniversitelerde oturanlar yapmıyor bunu. Bunu yapan bütün meslek gruplarında entelektüel insanlar var. Onların görevi doğru yolu bulmak. Araştırıp düşünmek ve doğru düşünmek. Entelektüel olmak için çok okumak lazım bilmem ne. Yanlış. Okuryazarlık yeter entelektüel olmak için. Benim görüşüm. Okuryazarlık yeter. Yeter ki araştırsın, etrafına baksın ve düşünsün. Ve düşünsün. Memleketin çıkarını düşünsün. Kendi işini değil tabii. Tek hedefi olması lazım. Entelektüelin de hedefi değerli bir insan olmak. Şimdi zor bir hikaye. Çünkü genellikle
insanların hedefi değerli olmak değil, önemli olmaktır. Erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk dahil. Önemli olmaya çalışırız. Başarı önemle de ölçülüyor mesela. Para sizi önemli yapıyor. Güç önemli yapıyor. Mevki önemli yapıyor. Yani makam önemli yapıyor sizi. Değerli yapmıyor. Değerli başka bir şey. Tabii ikisi birden olabilir. İnsan hem önemli hem değerli insanlar var tabii. Ama ikisi arasında önceliğine göre, ikisi arası önceliğine göre değerli insan olmak isteyen o işte entelektüel olabilir. Bizde entelektüeller doğru yolu bulamadılar. Yani Osmanlı'nın entelektüelleri doğru yolu bulamadılar. Sonunda Osmanlı intihar etti. Entelektüelleriyle beraber intihar etti. O entelektüel sınıf gitti. Yerine Atatürk'ün Cumhuriyet entelektüelleri geldi. Yönetime onlar geldi. Biraz evvel söylediğim noktaya geri dönmek istiyorum. Halk cahildi. Onun için yolunu bulamadı. İddiasına Halil diyor ki halkın cehaletiyle ilgisi yoktur bunun diyor. Entelektüel, toplumun entelektüel kısmının hatasıdır diyor. Ve bunu iki rakamla da ispat etmeyi düşünüyorum. Şöyle ki, Cumhuriyet kurulduğunda okur yazarlık Türkiye'de erkeklerde %10, kadınlarda %3. Bu rakamlar gerçek rakamlar, yorum değil yani. Ve bunlar bu kadar cahil olunca, bilmem kaç milyon, yanlış yola gittik. Hiçbir şey yapamadık ve intihar ettik diyenlere cevap olarak diyorum ki ben 1700'ün başında Rusya'da reform yapan Büyük Petro, ki biz ona Deli Petro deriz. Deli Petro'nun Rusya'sında ne kadar ilginçtir. Okur yazarlık erkeklerde %10, kadınlarda %3'tü. Fakat bir geriye dönün bakın ki Rusya saymakla bitmez. Bilim adamı çıkarttı, saymakla bitmez. Ressam çıkarttı, saymakla bitmez. Dansçı çıkardı. Bolşoy Bale. Bolşoy Bale 1760 civarında kuruldu ve bütün dünyaya gezerdi, her yerde gösteri falan yapıyordu. 1760 civarında bir şey, 1750 falan böyle bir şey. Bolşoy Bale. Müzisyen, kendi başına müzisyenler saymakla bitmez. Yazarlar malum, hepsini biliyoruz. Bütün bunları çıkardı. Bilim adamları, filozoflar, matematisyenler istediğiniz kadar, fizikçi, elektrik alanında muazzam icatlar. O %10 okuma yazan bilen erkek ve %3 kadın nüfus yaptı bütün bunları. Yani okur yazarlık yetiyor. Yalnız entelektüellerin bir sorumluluğu var işte. Onu bilmeleri lazım. Entelektüeller değerlidirler. Entelektüellerin itibarı vardır. Ve biz onlara saygı gösteririz. Entelektüel olmak önemlidir. De değerlidir. Buna karşılık bir sorumlulukları var. Bizi karanlığa götürmemeleri lazım. Bizi ışığa çıkarabilmeleri lazım. Sorumluluklarını kabul etmeleri lazım. Sorumluluğunu kabul etmek normaldir. Sorumluluğunu kabul etmemek en azından ayıptır, ahlaksızlıktır. Anne babamız bize öğretirdi çocukken. Evladım senin sorumluluğun şu dersi çalışmak, şu sınıfı geçmekle sorumlusun. Biz daha küçük yaşta sorumluluğumuzu kabul etmeyi öğreniyoruz. Entelektüeller de yol göstermeyi öğrenmeleri lazım. Her meslekte. Efendim yol gösteren politikacılardır. Hayır efendim. Oralar seçilmiş. Onlar tatbikatçı. Neyi tatbik edecekler? Gösterilen yolu. Gösterilen yolu, bütün o partilerin içinde entelektüeller var. O entelektüeller düşünüyor. Ondan sonrası tatbikatçı.
Bu konuda bilmiyorum, yorumuma iştirak edenler olacak, olmayanlar olacak. Tekrar görüşmek üzere gelecek hafta. Allah'a ısmarladık.